Malzemelerimiz: cam boncuk, 2 adet 1 milimlik bit, normal boncuk, silindir veya yuvarlak, 2 adet düğüm gizleyen, 2 adet üçgen malzeme, 2 adet imame başlığı. Takı Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün balık tesbih nasıl yapılır? Hep beraber onu göreceğiz arkadaşlar. Malzemelerimizi zaten görsellerde görmüştünüz. Hemen yapımıza fazla vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. İlk başta 1 milimlik lastik misinemizi her tarafını uzatıp incelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde bakın. Unutmayın, 1 milimlik mutlaka olması gerekir arkadaşlar. İnce lastik misin olduğu zaman tespihinizi çok uzun süre kullanamazsınız. Bu ön bir uyarı olsun sizin için. Evet, şimdi arkadaşlar fazlalık kalan şu özür diliyorum ve tekrarlıyorum. Fazlalık kalan şu kalın kısımları şu şekilde keserek buraların ince olmasını sağlıyoruz. Ya zaten çekmiştik. Ve arkadaşlar, hemen ardından biraz kameramı sizler için yaklaştırayım arkadaşlar, şöyle görün. Evet. Düğüm gizleyen dediğimiz şu malzememizi buradan takıyoruz. İki lastiğimizi içinden geçiriyoruz. Ve ardından şu şekilde bitimizi de içine takıp pensemiz yardımıyla bitimizi şu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktıktan sonra 1 milim kalacak şekilde lastiğimizi şu şekilde kesiyoruz ve şu şekilde çevirip düğüm gizleyenimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bu tarafa arkadaşlar. Bunu da hemen buradan ikiye bölüyoruz. Ucunu düzeltiyoruz. Ve şimdi şu şekilde görmüş olduğunuz üçgen malzememizin ters tarafından şu şekilde gelecek şekilde arkadaşlar şöyle takıyoruz. Özür diliyorum. Pardon arkadaşlar, bir şey atladık. İlk başta şu imamemizi takıyoruz arkadaşlar. İnsan bazen unutabiliyor. Şu şekilde takalım arkadaşlar. Evet. Ve şimdi üçgen malzememizi takıyoruz. Evet. Şu şekilde olmasını sağlıyoruz. Ve tabi illa böyle bir malzeme olması gerekmiyor. Farklı bir malzeme de olabilir. Onunla da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde ilk başta siyah boncuğumuzu 2 tane misinadan geçirmek şartıyla geri çekiyoruz. Bu şekilde. Şöyle oturmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra hemen ardından şöyle cam boncuk dediğimiz boncuklardan 2 3 ve şöyle 4 arkadaşlar bir tarafa. 4 tane de bir tarafı olmak şartıyla 1 şöyle 2 şöyle 3 ve şöyle 4. Şimdi bunları geriye alıyoruz ve ardından bir tane olan
Boncuğumuzun bir ipi geçiriyoruz arkadaşlar ve bunu ters çevirip bu şekilde ötekini bu sefer şöyle yapalım. Şöyle tutarsak çok daha iyi olacak. Bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Geçirdikten sonra iki ucunu şöyle tutup bu şekilde çekiyoruz. Şöyle gösterelim. Çekiyoruz. Çekiyoruz ve şu şekilde bir şekil ortaya çıkıyor. Başını düzeltiyoruz arkadaşlar. En sonunda zaten bir rötuş düzeltmesi yapacağız. Bu şekilde oluyor. Ve şimdi ikişer tane bir iki bir tarafa boncuk iki de bir tarafa olmak üzere şu şekilde taktık arkadaşlar. Ve şimdi yine beyaz bir tarafını şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde çevirip bunu da buradan takıyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Evet. Ve şimdi yine aynı şekilde iki tane boncuk. Bir, iki, bir ve iki. Ve şimdi tekrar alıyoruz. Önce bir lastik geçirdik misinemizi. Sonra ikinciyi onun zıttından geçiriyoruz. Ve şu şekilde şöyle daha iyi görün diye çekiyoruz. Çektik. Hafiften şöyle yapıp biraz da bol kalmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, handa olduğumuz için bir takım insan sesleri gelebilir. Umarım bizi mağdur görürsünüz arkadaşlar. Burası sonuçta bir handır. Sonuçta handa iş yeridir. İş yeri olduğu için bu tür insanların seslerinin gelmesi gayet normal arkadaşlar. Evet. Şimdi yine iki tane yaptık. Arkadaşlar bakın, sona doğru bu şekilde devam ediyoruz. Ne yaptık? İki boncuk, ikişer boncuk. Bir tane şundan. Ve bir tane de şöyle takalım arkadaşlar. Evet. Şöyle çekiyoruz. Bunu normal misineyle yaparsanız ne olur? Maalesef devam ediyoruz. Yine iki tane boncuk. Şöyle bir, iki, bir. Biraz sandalyemi ileri alayım. Evet, şöyle iki. Şöyle buradan geçirdik. Ve ne yaptık? Bu şekilde buradan geçirdik. Ve şöyle çekiyoruz bakın. Biraz tabi hızlanalım. Çünkü bu şekilde balık tesbih talebi bize çok geldiği için arkadaşlar, bu videoyu hazırlamak istedik, açık söylemek gerekirse. İnşallah memnun kalmışsınızdır ki bu başlangıç, bunun gibi birçok model olacak. Belki de siz bu videoyu izledikten sonraki günlerde yapmış olacağız. Yine siz takı tasarım atölyesi olarak bütün videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle dediğimiz gibi buradan alıyoruz.
Biraz hızlanalım, ne dersiniz? Artık sizin de elleriniz alışmıştır. Daha çabuk yapabilirsiniz. Buna mapus işi de diyorlar arkadaşlar. Mapus işi tespih de deniyor buna. Asker tespihi de deniyor. Genelde askerler de vardır mesela. Bizim burada askerler genelde gelir benden bu tür boncukları alırlar arkadaşlar. Ve bu şekilde tespihler yaparlar arkadaşlar. Metin Bey, biraz siyah boncuk alabilir miyim? Teşekkür ettim. Evet. Çok teşekkür ettim Metin Bey. Evet, şöyle iki. Öyle sona kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine tespihimizi devam ettiriyoruz bu şekilde. Sona kadar bakın gayet güzel bir şekilde şu an gidiyoruz. Arkadaşlar ben kameramı kapatıp biraz daha yaptım. Şimdi son bir tane daha yapıyoruz beraber. Ondan sonra tespihimizin bitişine geçiyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi iki tane boncuk. Şekilde şuradan ben biraz daha boncuk. Evet, sağ ol. İki bir tarafa takıyoruz. Baştan sona kadar hep aynı geldik. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Taktıktan sonra evet şekilde bunu takıyorduk bakın. Ve hemen çevirip şu şekilde şuradan geçiriyorduk arkadaşlar. Şimdi şöyle çekiyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar son bitişte 3 tane takıyoruz bir tarafa. 3 tane de bir tarafa takıyoruz. Öteki taraf 4 tane olmuş. 4 tane takıyoruz arkadaşlar. Evet. 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 1. Şöyle 2, 3 ve 4 tane taktıktan sonra arkadaşlar, bu arada misinemizin uzunluğu 1 metre olsun arkadaşlar. 1 metre. Unutmayalım. Şöyle düzeltelim. Ve şimdi şöyle çevirelim bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar üçgen malzememizi takıyoruz. Pardon, özür diliyorum. Siyah şu malzememizi takıyoruz. İkisinden birden geçiriyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi üçgen malzememizi takıyoruz. Hemen ardından şu imame dediğimiz malzememizi bu şekilde ters takıyoruz. Ve ardından düğüm gizleyenimizi bu şekilde takıp İkisini birden geçiriyoruz. Dibine kadar dayadıktan sonra en son bit dediğimiz malzememizi şöyle takıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve şimdi şöyle düzeltiyoruz, bir bakıyoruz. Potluk var mı, yok mu? Şöyle güzelce ne? Evet. Evet, şu şekilde bakıyoruz. Evet.
şu şekilde geriye doğru dayayıp hiç sıfır hiçbir şey kalmadan arkadaşlar sonuna kadar dayayıp şöyle sıkıştırıyoruz bitimizi. Sıkıştırdıktan sonra yine geliyoruz buraya. Şunu kesiyoruz 1 milim kalacak şekilde. Şunu da içine elimizle bastırdık mı zaten kapanıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar tespihimiz şöyle de bir de rötuş yapıyoruz. Bitmiş oluyor. Şöyle bitmiş halinde gösterelim sizlere. Ve en sonunda da şöyle iki tane arkadaşlar püskül takabiliriz arzu edersek. Onu da şu şekilde şuralardan takalım. Şurada sıkıştıralım ağızlarını. Şunu da yine öteki tarafına da bir tane takalım. Şu şekilde. Evet. Onu da şöyle sıkıştıralım. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balık tespihimiz hazır durumda. Şu ucu çıkmış. Ucunu da hemen sağlamlaştıralım şöyle. Evet. Evet. Şöyle bir size hemen pardon. Uzaktan gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi balık tespihinizi ister bu malzemeleri kullanın ister kullanmayın. O sizin tercihiniz. Bu şekilde bir balık tespihimiz olmuş oldu arkadaşlar bakın. Bu şekilde de gayet şık ve ağır bir duruşu var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada Metin abi ağzına sağlık. Metin abi de bugün bizi kulaklarımızın pasını attı aynı zamanda. Arkadaşlar takı tasarım atölyesi olarak değişik modellerimiz, kuka tesbih nasıl dizilir, tesbih püskülü nasıl yapılır veyahut yine bayanlar üzerine takı ve tasarım olarak gösterilerimiz ve videolarımız vardır. İnşallah fırsat bulursanız sizi her zaman takı tasarım atölyesine bekliyoruz. Herkese iyi günler olsun efendim.